Merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz David Hume. Deneyimden bağımsız edinilen bilginin olanağını yatsıyan, usçu varlık bilgisel kabuller için geçerli bir zemin olmadığını vurgulayan İngiliz deneyici filozofudur Hume. Yalnızca felsefe anlı alanında nedensellik anlayışının en sıkı eleştiricisi olmasıyla ya da ahlak felsefesinin dayandırdığı duygudaşlık öğretisiyle değil, tarih alanında modern tarih yazımına öncülük etmesiyle iktisat alanında da çağdaşı, ünlü iktisatçı Adam Smith'i aratmayacak denli özgün düşünceleriyle de tanınan Hume tam anlamıyla çok yönlü bir düşünürdür. Hume, varlık bilgisi, bilgi kuramı ve ahlak felsefesi alanlarındaki görüşlerini üç temel eserinde toplamıştır. A Treatise of Human Nature, insan doğası üzerine bir inceleme. An Enquiry Concerning Human Understanding, insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma an inquiry uh, concerning these principles of morals ahlak ilkeleri üzerine bir soruşturma David Hume'u öncelikle doğum tarihini ve ölüm tarihini öğrenmemiz gerekiyor 26 Nisan 1711 25 Ağustos 1776 İskoç filozof, ekonomist ve tarihçisidir. İnsan zihninde olup bitenleri Newton'un deneysel yöntemini uygulayarak yeni bir insan bilimi kurmayı ve geliştirmeyi önermiştir. Tüm iyi, iyi niyetine ve yüksek amaçlarına rağmen İngiliz empirizminin temel tezlerini koruduğu için son çözümlemede kuşkuculuğa düşmekten de kurtulamamıştır. Bizim yalnızca kendi zihnimizde doğrudan ve aracısız olarak tecrübe ettiğimiz ideleri, duyum ve izlenimleri bilebileceğimizi, bilgide kendi zihnimizin ötesine geçemediğimizi ve bundan dolayı herhangi bir şeyin insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu söyleyemeyeceğimizi belirten Hume, insan zihnini bilgi bakımından analiz ettiği zaman insan zihninin tüm içeriklerinin bize duyular ve deney tarafından sağlanan malzemeye indirgenebileceğini görmüştür. Bu malzeme ise algılardan başka bir şey değildir. İlk kitabı insan doğası üzerine bir inceleme, A of Human Nature, hem Hume'un tüm bir felsefesinin özünü barındırdığından, hem de neredeyse yaşamının her aşamasında, özellikle de akademik boyutunda, Hume'un başına dert açtığından, kendine özgü yazgısıyla ayrıca anılmaya değer bir yapıttır efendim. Kitabın ilk üç bölümünü Fransa'da bulunduğu süre içerisinde, Descartes'in de öğrenim gördüğü La Flèche, Kraliyet Yüksek Okulu'nun kütüphanesinde kalem alan Hume, İngiltere'ye dönecek, dönerek kitabı tamamladı ve uzunca bir uğraş verdikten sonra yayınlatmayı başarmıştır. Ancak kitap dönemin felsefe çevrelerinden bırakın ilgi görmeyi birçok kesim tarafından da dinsizlikle suçlanmıştır. Her ne kadar Hume sonradan bu kitabın varlığını yatsıyıp toplu eserleri içine almamışsa da bu dinsizlik suçlamasının olumsuz sonuçları Hume'un yaşamının akışını büyük ölçüde değiştirmiştir. Nitekim gerek 1744'te Edinburgh Üniversitesi'nin ahlak felsefesi kürsüsüne, gerekse 1752'de Glasgow Üniversitesi'nin mantık kürsüsüne atanma başvuruları hep bu dinsizlik suçlaması gerekçe gösterilerek geri çevrilmiştir. David Hume daha sonra Moral and Political Ahlak ve Siyaset Üstüne Denemeler adıyla bir eser kitaplaştırmıştır. Hume'un bu iade-i itibar arayışı bir nebze olsun sonuç vermişse de 1744 yılında Edinburgh Üniversitesi tarafından reddedilen Hume, doğduğu topraklardan bir sürelerinde olsa ekmek parası için ayrılmak zorunda kalmıştır. Kuşkusuz Hume, insan doğası üzerine bir incelemenin kendisini politik nedenlerle yatsımak zorunda kalmışsa da, felsefesinin özünü oluşturan bu kitabın savunduğu düşüncelerin birçoğuna ömrünün sonuna dek sadık kalmış ve bunları yeni kitaplarında kullanmıştır. Nitekim yukarıda üç temel eseri diye anılan kitaplardan ikincisi insanın anlamı yetisi üzerine bir soruşturma ile üçüncüsü ahlak ilkeleri üzerine bir soruşturma, insan doğası üzerine bir incelemenin yani ilk temelin, temel eserin birinci ve üçüncü bölümlerin işlenip genişletilmiş halleridir. Son çözümlemede insan doğası üzerine bir inceleme Hume'un felsefeden anladığı her neyse onu dizgeli bir biçimde ortaya koyduğu başyapıtıdır. Hume'un bu kitaptaki ana amacı tek cümleyle söylenecek olursa Newton'un doğa felsefesinde ulaştığı yetkinliğe ahlak felsefesinde varabilmektir. Hume'un kendine özgü deneyiciliğine gelindiyse de Hume'a göre deneyimlediğimiz şeyler hakkında izlenimlerimiz oluşur ve zihnimiz bu izlenimleri düşüncelere, kavramlara, ideyalara dönüştürür. Bu şekilde zihnin içeriği izlenimler ve düşüncelerden, kavramlardan oluşur. Bu ikisi canlılık bakımından birbirinden farklıdır. İzlenimler daha canlıdır ve duyu deneyimi sırasında ortaya çıkarlar. Duyu deneyiminden sonra arta kalan şey ise ne düşüncedir, kavramdır. Bir bakıma düşünceler, kavramlar izlenimlerimizin kopyalarıdır. Hüm düşünceleri, kavramları yalın ve karmaşık olmak üzere ikiye ayırıyor. Karmaşık olanlar yalın olanların birleşmesiyle oluşuyor ve bu sayede her düşüncenin, kavramın, yalın düşüncelerin, kavramların edindiğimiz izlenimlerinde nasıl ortaya çıktıkları bulunabiliyor. Her düşüncenin, kavramın izlenimlerimiz sayesinde edindiğimiz yalın düşüncelerden oluşmasının mantıksal sonucu izlenim olmazsa düşüncenin de kavramın da olmayacağıdır, olamayacağıdır. Hume bunu bir varsayım olarak ileri sürmüş ve karşıt bir örnek izlenimlerimizden bağımsız bir düşüncenin kavramın varlığı gibi verilemeyeceğine dair bir kanıt da sunmamıştır. Hume'un izlenimi, herhangi bir düşüncenin ya da kavramın, varlığının zorunlu koşulu yapması, usçu filozofların zihinden bağımsız olarak varlığını kabul ettikleri, soyut nesnelerin, örneğin tümellerin onun felsefesinde tamamen zihne bağımlı olması sonucunu doğurmuştur. Hume'a göre bir tümel, örneğin iyi düşüncesi ya da kavramı, iyi kabul ettiğimiz şeyler hakkındaki izlenimlerimizin sonucu olarak zihnimizin oluşturduğu düşüncelerin toplamının adıdır. Hume'un izlenimi, Düşünce için zorunlu koşul yapmasının bir başka sonucu da yine usçuların deneyime önsel kabul ettikleri bilgi türlerini, örneğin matematiği, izlenimlere ve dolayısıyla zihne bağımlı kılmasıdır. Hume bu kaçınılmaz sonucu şöyle açıklıyor. Öncelikle önermeleri kavramlar arası ilişkileri e, anlatanlar ve olgusal bilgi verenler diye ikiye ayırır. Birinci grup önermeler aritmetik ve geometri gibi Hume'a göre yalnızca kavramlar arası ilişkileri inceleyerek edinilebilecek türdendir. İkinci grup önermeler ise doğrudan deney yoluyla edindiğimiz izlenimler ve düşünceler hakkında bilgi veriyor. Hume'un bu ayrımı 17. yüzyıl usçu filozofu Leibniz'in analitik ve sentetik önermeler ayrımına çok benziyor. Tek farkı Hume'un savındaki iki tür önermenin verdiği bilginin de deneyimden geliyor olmasına karşın Leibniz'in savındaki analitik önermelerin deneyime önsel yani a priori olmasıdır. Kavramlar arası ilişkileri konu alan önermelerin doğruluk değeri zorunlu olarak olduğu gibidir. Örneğin 100-20 eşittir 80 aritmetik önermesi zorunlu olarak doğrudur. Ama bunun yanında yalnızca kavramlar arası bir ilişkiyi dile getirdiğinden boştur. Öte yandan olguları konu alan önermelerin doğruluk değeri zorunlu olarak olduğu gibidir. Diyemeyiz. Olgusal önermeler yalnızca olanaklı olan durumları dile getirir. Örneğin güneş batıdan batar önermesi doğru olmak zorunda değildir. Güneş doğru doğudan da batıyor olabilir. Hume yaptığı bu ayrım yardımıyla bir yandan e, matematiksel ve mantıksal bilgilerin doğasını deneyici bakış açısından açıklamaya girişirken, Öbür yandan insan bilgisi için vazgeçilmez gibi gözüken nedensellik ve tümevarım varım türünden ilkeleri kabul ediş nedenimizin olgulara dayandırılamayacağı gibi mantığa da dayandırılamayacağını göstermiştir. Nitekim mantık kavramlar arası ilişkilerle ilgilenir ve mantıksal doğrular zorunlu doğrulardır. Oysa gerek nedensellik ilkesine dayanarak herhangi bir A olayının A'yı izleyen herhangi bir B olayının nedeni olduğunu kabulümüz, Gerekse tüme varımsal bir çıkarım kabulümüz zorunluluktan değildir. Örneğin Sokrates'in içtiği zehir ölmesini nedenleri önermesi zorunlu bir doğru değildir. Nitekim Sokrates zehri içmesine rağmen ölmeyebilirdi de. O halde Sokrates'in zehri içmesiyle ölmesi arasında kurduğum bu nedensel bağ mantıksal değildir. Olgusal da değildir. Çünkü bizim deneyimleyebileceğimiz Sokrates'in zehri içişi ve ölüşüdür. Zehri içişiyle ölüşü arasında olduğunu iddia ettiğimiz nedensellik bağının deneyimleyemeyiz. Benzer şekilde Hume tüme varımsal çıkarımları da yatsımıştır. Eroin bağımlılık yapar gibi birçok eroin vakasından yola çıkıp tüme varımsal olarak çıkarsadığımız bir sonuç da zorunlu olarak doğrulanamaz. Milyonlarca eroin kullanıcısı bu maddeyi kullanarak eroin bağımlısı oluyorsa da karşıt bir örneğin her zaman olanaklı oluşu bizim milyonlarca kullanıcıda eroin bağımlılık yaptı. O halde eroin bağımlılık yapacağının mantık dışı olarak kabul etmemiz için yeterlidir. Hume bir yandan da dış dünyanın nesnel varlığının ve benlik dediğimiz şeyin zihne bağımlı olduğuna ilişkin bir temellendirme sunmuştur. David Hume, gerek dış dünyadaki bir nesnenin kendiliği yani özdeşliği, tasarımımızın gerekse kendi benliğimizin kendiliği, tasarımımızın kendilik dediğimiz şeyin zaman içindeki sürekliliğini kabul etmemize dayandığını. Bunun ise yine ne olgusal ne de mantıksal olduğuna işaret etmiştir. Eğer olgusal olduğunu kabul edersek, bir nesnenin nesnel varlığının onu deneyimleyemediğimiz zaman da devam ettiğini kabul etmiş oluruz. Oysa bu kabul deneyici bakış açısına aykırıdır. Diğer yandan mantıksal da olamaz çünkü her nesnenin ee, deneyimleyemediğimiz zaman da devam ettiğini kabul etmiş oluruz. Oysa bu kabul deneyici bakış açısına aykırıdır. Diğer yandan mantıksal da olamaz. Çünkü her nesnenin kendiliğinin zaman içinde korunduğunu söylemek için tüme varım yapmak gerekir ki tüme varım mantıksal değildir. Aynı şekilde bir benliğin kendiliğini zaman içinde koruduğunu da söyleyemeyiz. Kendi benliğimiz söz konusu olduğunda bile Geçmişte kalan bir zaman dilimine ait olarak kabul ettiğimiz geçmiş benliklerimizin aynı kişi olduğumuzu ne mantıksal ne de olgusal olarak garanti edemeyiz. Hüdyun temellendirmeler ışığında iki farklı şekilde yorumlamak gerekir David Hume'u. İlk olarak Hume'un felsefesinin deneyici görüşler ışığında geleneksel bilgi edinme yöntemlerimizin ne kadar güvenilmez olduğunu gösterdiği söylenebilir. Bir de ikinci olarak Hume'un deneyici ilkelerden yola çıkıp usçu varlık bilgisi yapanların yanlışlarını bir bir sıralarken doğalcı bir tutum takındığı savunulabilir. Bu ikinci Hume yorumu oldukça yerindedir. Çünkü Hume eleştiri oklarını yönelttiği tüm kavramların örneğin nedensellik, tüme varım gibi insan doğasının vazgeçilmez parçaları olduğunu yatsımaz. Hume'un amacı bu şekilde usçu varlık bilgisini yıkmak ve yerine doğalcı bir duruşu önermek olarak görülebilir. Bu yüzden kimi felsefe tarihçileri Hume'un felsefesini Locke ile Berkeley'den devraldığı deneyici geleneğin bir devamı. İngiliz deneyicinin en uç noktası olduğunu olurlamakla birlikte onun düşüncelerinin kuşkucu geleneğin kıvamını bulmuş modern bir biçimi daha da önemlisi Epikür, Lucretius, Hobbes ve Spinoza'nın savunculuğunu üstlendiği doğal geline bir uzantısı olduğunun üstünden atlanmaması gerektiğini dile getirmişlerdir. Hume'un ahlak felsefesine gelindiğinde ise onun bu alanda ürettiği düşüncelerin bilgi felsefesinde ya da bilgi kuramında ortaya koyduğu düşüncelerden ayrı tutulamayacağı açıklıkla görülmektedir. Hume'un felsefesinin genel çizgisini oluşturan usçuluğun ön kabullerinin sorgulanarak yerinden edilmesi tasarısı ahlak felsefesinde de iş başındadır. Hume'a göre us tek başına ne davranışlarımızı yönlendirebilir ne de ahlak bakımından iyi olanla kötü olanı birbirinden ayırabilir. Ahlak alanının konusunu düşünceler değil duygular oluşturur. Ahlak yasasının odağında da us değil duygular, tutkular ve arzular bulunur. İnsanı ahlaklı eylemeye iten e, güç bir bu duyular, olgular ile tutkulardır. Oysa herhangi bir ussal güdüleme ya da iteleme ile insanlar ahlakça yerli yerinde eğiliyor değildir. Hume'a göre gerek toplum e, yaşamının huzuru bulması, gerekse tek tek insanların mutluluğu açısından en önemli ahlak ilkesi duygudaşlıktır. İnsanın kendi mutluluğuna odaklanıp kalmasından e, çok diğer insanların mutluluğunu gözetmesi gerektiğine vurgu yapan duygudaşlık, başkasının duygularını paylaşmanın, birlikte duygulanıp bir şeyi birlikte yaşamanın en doğal yoludur. Hume için duygudaşlık her şeyden önce bir izlenimin bir düşünceye dönüştürülmesidir. Bir başka insanın mutluluğunu gözlemlenmesi yoluyla o insanın mutluluğunun düşüncesini de üretmiş oluruz. Hume duygudaşlığı her insanda bulunan doğal bir eğilim olarak insan doğasını ayrılmaz bir parçası olarak yorumladığından onu ahlaklı eylemenin vazgeçilmez koşulları olarak görür. İnsanın belirli bir eylemi ahlak bakımından onaylamasını ya da onaylamamasını sağlayan onun ilkin kendisiyle sonra toplumla en sonunda da tüm insanlıkla kurduğu duygudaşlık ilişkisidir. Hume'un ahlak felsefesine en büyük katkısı olarak genelde olandan olması gerekene ya da betimlemeden değer biçmeye geçiş, geçişi olanaklı kılacak herhangi bir mantıksal uslamlamanın olamayacağı yollu görüşü gösterilir. Ahlak felsefesinde Shakespeare'den bu yana ahlak duygusunu başlangıç noktası olarak alan hemen her düşünür gibi Hume'da soyut olandan somut olana dönme çağrısını yinelemektedir. Evet sevgili seyircilerim, David Hume bahsini burada noktalıyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu videomun oluşumda kaynağım felsefe.gen.tr adresidir. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, bilgiyle kalın, kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim.